5 dakika adaletten herkese merhaba. Bu hafta yoğun hak ihlallerinin görüldüğü, hak ihlalleriyle ilgili çok sayıda davanın gündeme geldiği, duruşmalarının yapıldığı bir haftaydı. En sondan başlamak gerekirse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Gazetesi davasında tebliğnamesini açıkladı. Başsavcılığın tebliğnamesi ilginç. Birkaç açıdan ilginç. En başta gazeteciler için 5 yılın üzerinde hapis cezasına mahkum edilen ve örgüte yardımla suçlanan gazeteciler için beraat isteniyor. Çok haklı gerekçelerle beraat isteniyor. Çünkü en baştan bu yana zaten bu gazetecilerin yöneticilik yapmaları, yazdıkları yazıların suç oluşturmadığı çok açık biçimde söyleniyordu ve ortadaydı. Ancak gazeteci Ahmet Şık için çarpıcı başka bir şey var tebliğnamede. Ahmet Şık'ın tweetleri, Anayasa Mahkemesi'nce daha önce suç olmadığına karar verilen başka davalarda eylemleri suç sayılmış ve Ahmet Şık için bugün istenenden daha büyük bir ceza isteniyor. Bir gariplik de Cumhuriyet davasında aynı davada yargılanan sanıkların 5 yılın altında ceza aldıkları için istinaf mahkemesince haklarındaki kararın kesinleşmesi. Onlar hala cezaevindeler. Kararı temiz edenler yani 5 yılın üstünde cezalananlar içinse şimdi beraat istenmiş oldu. Bu durumda ne olacak? Yargı paketinin bu düğümü çözmesi bekleniyordu. Ancak yargı paketi meclis tatile girmeden gündeme getirilmedi AKP tarafından. Bu nedenle insanlar Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi karar verene kadar cezaevinde kalmayı sürdürecekler. Olası bir beraat kararında ise boşu boşuna bu süreyi cezaevinde geçirmiş olacaklar. Bir başka başlık, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan dava. Kaftancıoğlu'nun 6-7 yıl önce attığı tweetler davanın konusu. Hakaret suçlaması var, devlet organlarını aşağılama suçlaması var. Kaftancıoğlu İstanbul'da CHP'nin gösterdiği başarıdan hemen sonra yargılanmaya başlandı. İlk duruşmada çok tartışılmıştı. Bu hafta ikinci duruşması vardı. Garip olan şu ki çok büyük bir hızla savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Hatta duruşmaya giren avukatların beyanına göre savcı flash diskte zaten mütalaasını getirmişti. Yani Kaftancıoğlu henüz kendisini savunmadan savcının görüşü çoktan hazırdı. Yine bir başka başlık Özgür Gündem Gazetesi ile ilgili. Özgür Gündem Gazetesi'ne nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı iddiasıyla yargılanan gazeteciler Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı aslında sürpriz sayılabilecek bir kararla beraat etti. Beraat etmeleri elbette olumlu ancak insanın aklına şu geliyor. Daha önce gazeteci Ayşe Düzkan bu davada ceza aldı ve cezasının infazı yapıldı. Cezaevinde kaldı. Gazetenin yayın yönetmeni ve dayanışma eylemlerini organize eden isimlerden Hüseyin Aykol ise hala cezaevinde. Aykol'un gene Özgür Gündem nedeniyle 62 tane ayrı davası var ve sağlık durumu iyi olmamasına rağmen cezaevinde tutuluyor. Bütün bu çelişkiler nasıl açıklanabilir? Hem Cumhuriyet davasındaki hem Özgür Gündem davasındaki aslında hukukla açıklamak çok mümkün değil. Yasaların güne göre kurgulanışı, doğru düzgün uygulanmaması, kişiden kişiye özellik göstermesi, dönemsel olarak yargı kararlarının aynı yasalarda farklılık göstermesi bütün bu çelişkilerle açıklanabilir. Ya da çok genel bir başlıkla siyasetin yargı üzerindeki etkisiyle açıklanabilir. Yıllardır sürüncemede kalan Hrant Dink cinayeti davasında da bu hafta karar çıktı. İlk günden bu yana cinayetin azmettiricisi olduğu bilinen Erhan Tuncel, cinayetin tetikçisi o gün Samas çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi. İşte Erhan Tuncel'e rekor bir ceza verildiği söyleniyor. O gün Samas ise sadece 2,5 yıl gibi bir ceza aldı. Tuncel'in cezası 90 yıllara kadar uzanıyor ama infaz kanununa göre aslında yatacağı süre bu değil. Bu da çok iyi biliniyor. Tuncel duruşmadan çıktıktan sonra devlete hizmetin cezasız kalmadığını bir kez daha gördük diye bir laf söyledi. Aslında çok da haksız sayılmaz. Ancak garip olan şey şu ki Tuncel ve Samas gibi aynı daha önce Danıştay saldırısı davasında ve farklı davalarda gördüğünüz gibi Hrant Dink davasında mahkeme garip bir uygulama yaptı. Bu sağcı militanları, tetikçileri, terör örgütü saymama geleneği bir kez daha sürdü. Bunları sanki basit bir suç örgütüymüş gibi cezalandırdı. Bu nedenle cezalar da terörle mücadele yasası kapsamında verilmedi. Bu yasa kapsamında verilse iki katına kadar artması muhtemel cezalar yarı oranında arttırılmadı. Normal bir suç örgütü cezasıyla sınırlı kaldı.
Her şey bir yana, bu sağcı militanlardan bir örgüt çıkarmama geleneğinin sürdürülmesi açısından da önemliydi. Çünkü Türkiye hukukunda garip biçimde emniyetin listelerinde terör örgütü olarak sayılmayan oluşumlar sadece suç örgütü olarak nitelendiriyor. Oysa Hrant Dink'i bir örgütün, bir terör örgütünün katlettiği, son derece planlı bir biçimde bu eylemleri yaptığı çok açık. 5 dakika adaletten bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.